Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, görüşülen Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 13. maddesi üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, ülkemiz AKP iktidarının hatalı ve tutarsız ekonomik politikaları, liyakatsız yöneticileri, itibardan tasarruf olmaz zihniyeti, faiz sebep enflasyon sonuç gibi akıl ve mantıkla alakası olmayan teorileri yüzünden derin bir ekonomik krizi uzun yıllardır yaşamaktadır. Vatandaşımız ise bu durumun ekonomik ve sosyal dokuya zararını her geçen gün daha fazla hissetmektedir. Bugün OECD ülkeleri yolsuzluk ortalaması %12.4 iken Türkiye'de yolsuzluk oranı %21.7'ye ulaşmış. Yani her 5 Türk vatandaşından en az biri yoksuldur. Yine UNICEF'in araştırmasına göre de Türkiye çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Kişi başına milli gelirde 10 sene önce dünya ortalamasından 1500 dolar fazla iken bugün dünya ortalamasının tam 500 dolar gerisine düşmüştür. Diğer yandan Türk İş 2024 Haziran ayının açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıklamıştır. Verilere göre Haziran'da açlık sınırı 18.978 lira 77 kuruş olarak açıklanırken yoksulluk sınırı 61.820 lira 10 kuruşa yükselmiştir. Yani Türkiye'de asgari ücret ve emekli maaşı açlık sınırının altında kalırken memur maaşlarının da çok büyük bir bölümü yoksulluk sınırının çok altında kalmıştır. Ancak sermayenin kadim dostu, vatandaşın amansız düşmanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza göre Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Sayın Bakan, sana asgari ücret verelim, sadece bir ay geçin, ondan sonra konuşalım asgari ücretin düşük olup olmadığını. Mehmet Bey'in haberi yok sanırım ama yönettiği ekonomide asgari ücret açlık sınırının altında kalmış, hala asgari ücreti artırmamanın memur ve emekli maaşına nasıl daha az zam yapabilirimin peşinde, üstüne de vatandaşın aldığı nefesten vergi almaya çalışıyor. Ekonomi paketleri, tasarruf tedbirleri, yol haritaları hepsi hikaye. Tek yaptıkları milleti aç bırakarak ekonomiyi düzeltmeye çalışmak. Saraya gelince tasarruf tedbiri yok, emeklinin memurun asgari ücretlinin maaşında tasarruf var. Beşli çeteye gelince vergi affı, vatandaşa gelince amansız vergi var. Değerli milletvekilleri, hepimizin gördüğü gibi Türkiye'de açlık ve yoksulluk gün geçtikçe büyüyüp derinleşmekte. Toplumsal huzursuzluk ve ekonomik güvensizlik ise hızla artmaktadır. Nitekim ekonomik krizin sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Vatandaşların geçim sıkıntısı çekmesiyle birlikte umutlarının azalması, gelecek kaygılarıyla boğuşması, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekmeleri, toplumsal huzursuzluğun ve suç olaylarının artmasına neden olmaktadır. Ayrıca gelir adaletsizliği ve fırsat eşitliği gibi sorunlar da derinleşerek sosyal dokumuza telafisi zor çatlaklar oluşturmaktadır. Bu süreçte hükümetin vatandaşların gerçek sorunlarına yönelik anlamlı yasal öneriler sunmaması ise vicdansızlıktır. Kira zammı %65 iken asgari ücrete zam yapılmaması vicdansızlıktır. ENAG'ın verilerine göre %113 enflasyon varken TÜİK'in masa başında hazırladığı gerçekten kopuk enflasyon verilerine dayanarak memura %19 sadaka verilmesi vicdansızlıktır. Yoksulluk sınırı 61.820 lirayken en düşük memur maaşının 36.000 lira olması vicdansızlıktır. Elektriğe bu ayın enflasyonuna yansımayacak şekilde %38 zam yapıp Bağkur emeklilerine %24, memur emeklilerine ise %19 zam yapmak vicdansızlıktır. Kendileri sarayda yaşarken vatandaşı açlığa mahkum etmek vicdansızlıktır. Beşli çeteye 220 milyar dolar ihale verip 128 kez de vergi affı yaparken, Suriyelilere vergi muafiyeti ve devlet yardımı sağlarken vatandaşın aldığı nefesten vergi almak vicdansızlıktır.
Çok kazanandan az vergi, az kazanandan çok vergi, yandaştan ise hiç vergi alınan bu adaletsiz düzeni inşa etmek vicdansızlıktır. Bu vicdansızlığı milletimizin vicdanına havale ediyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.